bir sonraki bilgisayarınız bir bilgisayar olmayabilir. Bugün Apple'ın iPad Pro'yu nasıl pazarladığını inceliyoruz. Eğer ilginizi çektiyse izlemeye devam edin. Merhaba, ben Ozan Tarik Çepni. Bu videoda bir ürün değil de bir algı nasıl satılır? İnsanların ihtiyaç duymadığı, daha önce farklı sebeplerden dolayı satılan ürünlerin algısı nasıl değiştirilir? Bu konu hakkında konuşacağız. Bir sonraki bilgisayarınız bir bilgisayar olmayabilir. Ben demiyorum. Apple iPad Pro için söylüyor. Ne kadar da güçlü bir cümle. Bakın, ne ürünün özelliği ne de başka bir şey. Tek bir cümleyle ürünü ve pazarlama fikrini konumlandırmak istediği yeri nasıl açık ve net bir şekilde aktarıyor. Ne demiştik? Bir ürünü değil, bir çözümü değil, bir algıyı satabilmek. Çok zor değil mi? Evet, gerçekten de zor. Ama yeterince ince çalışırsanız ve ürününüz de buna uygunsa imkansız değil. Apple burada önce şu probleme odaklanıyor. İnsanlar bugüne kadar tabletleri, not alabilecekleri, film izleyebilecekleri veya geniş ekranlı bir mobil alet olarak görüyor. Dizüstü bilgisayarların yeri ayrı, telefonların yeri ayrı, tabletlerin yeri ayrı. Peki ya tablete? Masaüstü arayüzü, mouse kullanımı ve klavye kullanımı eklersek nasıl olur? Apple'a göre şu olur. O sihirli bir cam parçası. O kadar hızlı ki dizüstü PC'lerin çoğunu geride bırakıyor. Gerçeklik kavramını baştan aşağı değiştirecek pro kameralara sahip. Üstelik dokunarak, kalemle, klavyeyle ve şimdi de trackpad'le kullanılabiliyor. O yeni iPad Pro. Evet arkadaşlar, bu iki paragraftan da anlaşılacağı üzere hedef kitle ve satılmak istenen algı İki paragrafta çok net bir şekilde aktarılmış. Daha önce tabletlerin bir dizüstü bilgisayarın yerini alma niyeti yokken, önce dizüstünden daha hafif, taşınması daha kolay olan ve aynı zamanda birçok işinizi birlikte görebileceğiniz masaüstü kullanım arayüzü sağlayan bir cihaz oluşturmuş oldu. Ve bu algının satılması için de bu iki paragraflık cümleyle bu ürünün, bu hedef kitleye olan algısı satılmak istenmiş. Evet, bildiğiniz gibi pazarlamada insanların problemlerine çözüm bularak çok iyi satışlar elde edebilirsiniz. Ama insanların problem etmediği şeyleri onlara satabilmek ve o problemi onların kafalarında doğurabilmek için çok daha güçlü bileşenlere ihtiyacınız var. Şimdi gelelim bu durumu kendi firmanız için nasıl kurgulayabileceğinize. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. İnsanların kafasında bir problem oluşturup onlara bir algı satmak istiyorsanız, bu şekilde bir ürüne sahip olsanız dahi bu algıyı satabilmek için harcamanız gereken para sadece bir problemi çözen ürüne göre çok daha fazla. Buna önceden hazırlıklı olmanız gerekli. Veya yeterince bütçe yoksa da buradaki zaman maliyetine katlanmak zorundasınız. Peki, uygulamamız gereken aşamalar neler? Hadi isterseniz gelin bunlara birer birer bir göz atalım. Birinci madde, insanların içten içe olmasını istediği, eksikliğini hissettiği ama henüz varlığından haberdar olmadığı bir ürüne sahip olmalısınız. 2. Bu problemi tek cümleyle açıklayan sade bir başlığa ve reklam metnine sahip olmalısınız. 3. Bu problem ile başa çıkılmazsa insanların ne gibi artılarından mahrum kalacağını, ne gibi eksilerin de hayatlarını olumsuz olarak etkilemeye devam edeceğini doğru bir şekilde insanlara aktarmalısınız. 4. Bu iki aşamanın belirli bir süre pazarlanmasını ana fikri aynı olan farklı çalışmalarla yapmaya sürekli olarak devam edip oluşturmak istediğiniz algıyı satmalısınız. Bu aşamada satışlarınız çok düşük olacak. Bu çok normal. 5. Bir sonraki aşamadaysa en başından beri sürekli olarak oluşturduğumuz bu probleme karşılık olan çözümlerinizi anlattığınız, farklı çalışmalarınızı ilk iki aşamada biriktirdiğiniz kitleye anlatmalısınız. Neydi bu iki aşama? Birincisi o problemin belirlenmesi ve onun algısının satılması. 2. O problemle başa çıkılmazsa insanların ne gibi artılardan mahrum kalacağını ve ne gibi eksilerin de hayatlarını olumsuz olarak etkilemeye devam edeceğini doğru bir şekilde insanlara aktarmak. 6. İnsanlar bir şeye inanmak için başkalarının da inanmış olmasını ve o fikri savunmasını bekler. Satışlarınız ilerledikçe gelen müşterilerinizin sattığınız ürünle ilgili yaşadığı deneyimleri de aynı şekilde ilk 3 aşamada biriktirdiğimiz kitleye aktarmalısınız. Mesela Apple bunu büyük ölçüde YouTube ve ürün anlatım videolarıyla yapıyor. Daha doğrusu bir dünya markası olduğu için herhangi bir para harcamadan kullanıcıları gönüllü olarak yapıyor. 7. aşamadaysa belirli bir süre geçmiş olacağı için insanlara ürünlerinizle alakalı net ve güçlü teklifler yapmalısınız. En başında dediğimiz gibi, eğer ki yeterince bütçeniz varsa bu aşamalarda hiçbir şekilde zaman maliyetine katlanmayıp tüm bu aşamaların hepsini aynı anda da uygulamaya başlayabilirsiniz. 8. Son aşamada ise diğer tüm aşamalarda edindiğimiz tecrübeyle birlikte gelen, insanların aklında oluşan veya oluşabilecek olan problemlere yanıt vermelisiniz. Bunu hem müşterinizden gelen yorumlar hem de pazarlama aşamalarınıza eklemeniz gerekli. Burada en az 10 farklı probleme yanıt verebiliyor olmanız yeterli. Evet arkadaşlar, böylelikle herhangi birinin herhangi bir şeyi satın alırken geçtiği tüm aşamaları anlatmış olduk. Eğer bir çözümü değil de bir algıyı satmaya çalışıyorsanız bu aşamaların her birine çok ince ayrıntısına kadar çalışmalı ve çok titiz davranmalısınız. Apple kadar büyük bir şirket bile yeni bir algıyı satarken zamana ihtiyaç duyuyor. Bu sebeple siz de gerekli olan zamanı vermek zorundasınız. Eğer başarılı olabilirseniz de el değmemiş bir denizin en büyük balığı olabilirsiniz. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer bu konsepti sevdiyseniz bu şekilde farklı markaların da pazarlama aşamalarını incelemeye ve arkasındaki matematiği anlatmaya devam edebiliriz. Bunun için yorumlar kısmına devam edelim ya da şu markanın pazarlama aşamalarını inceleyelim yazmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.